Herkese merhaba. Bu videoda PMDG 737 için çıkarılan bir eklenti var. Resmi olarak kendi içerisine geliyor. Daha iyi mouse kontrolü sağlıyor, daha iyi bir fare kontrolü sağlıyor bu. Knob'ları ayarlarken, şöyle çevirirken, tıklarken bu olay default olarak şu an karşınızda. Yani default olarak aslında Asobo'nun yaptığı sistem aslında güzel. Yani diğer simülatörlere göre defaultta ama şimdi bu uçaktayken böyle çok farklı yerlere bakıyorsunuz. Şöyle mesela şimdi baroya gelelim. Şöyle bir aşağı yukarı biliyorsunuz bir ok var ya da sağ tarafa. Bunu uçarken kontrol biraz zorlaşıyor fareyle. Boşluğa tıklıyorsunuz filan. Mesela bu parmak çıkan şey var ya şu an işaret. Fare imleci. Mesela imle zaten burada böyle dolaşabiliyorsunuz ama işte bu çok karışıyor bunlara tıklarken. Çünkü birkaç aşamalı bir değil mi? Burada bir döndürme olayı var buraya tıklıyorsunuz falan. Bu biraz sizi böyle uğraştırıyor böyle yaparken mesela yine aynı şekilde. Ya da buraya mesela yeni gelen diğer versiyonda şimdi PMDG'nin yaptığı eklentide böyle fare parmağı çıkıyor buraya tıklıyorsunuz ve döndürüyorsunuz daha kolay oluyor. Ya da işte şurası şöyle oluyor mesela atıyorum zaten böyle ama işte daha iyi bir kontrol sağlıyor size. Ya da işte diyelim ki yukarı bakacaksınız şöyle. Çünkü MSS'de insanlar biraz zorlanabilir. Yani şimdi kamera ayarlarını böyle gösterebiliyor ama biraz farklı yapılmış. Ancak mesela kontrol altı yaparsanız şöyle overhead panel'e bakabiliyorsunuz. Kontrol 3 ile FMS'e geliyorsunuz. Kontrol 5 tras için kontrol 7 mesela yine işte ailesi açarsınız falan Kontrol 6 ile mesela diyelim ki hadi biz bataryayı açtık şöyle. Ama mesela bu kontrolü mesela şöyle işte şöyle ya da bununla aşağı yukarı mesela şöyle yerine şey yapacaksın böyle farenin parmağı çıkacak daha iyi kontrol edeceksin. Şimdi onun yüklemesi göstereceğim çünkü biraz karışık değil ama yani işte adana yine büyülüyor. PMDC zaten bunun videosunu çekti. Bak şöyle default halini gösteriyor burada da. Daha sonra işte geliyor kuruyor. Tabii yeniden başlatmanız gerekiyor kurduktan sonra. içerisinde bir pdf de var. Şimdi önce community klasörüne geliyorsunuz. PMDG kurdunuz. PMDG Aircraft 737 klasörü var. Burada gördüğünüz gibi. Değil mi? Dokumentasyon kısmı. Dokumentasyon kısmına geliyorsunuz burada. Burada size PMDG Mouse Options Auto falan klasörü var. Burada zaten e, gösteriyor. Bir kere. Yani nasıl kuracağınızı, hangi klasör neler var diye. Şimdi gelelim. Mesela burada zaten dokümantasyona girdiğimizde MSFS ve PMDC iki ayrı klasör var. MSFS dediği şey orijinal mouse XML dosyaları. Şimdi ben mesela bundan önce PMDC kurmuştum. Yani buradaki PMDC'nin yaptığı eklentiyi kurmuştum. Şöyle büyük yapalım. Daha sonra ben varsa dönmek için varsa dönmek için direkt burada MSFS'leri değiştirdim. Nasıl yapacağız şimdi? Bu PMDC klasörü burada açık kalsın. Biz yine PMDC klasörünü ayrı olarak açtım ben tekrar burada. PMDC'nin ana klasörüne gelelim. Burada sim object var. Bu sim object uçağın genel dosyalarıdır. Bunlar önemlidir. O yüzden bozmayın. Dikkat edin burada. Sim objeye giriyoruz. Sonra burada yine büyük yapalım. Airplanes var. Tabii her uçağın ayrı klasörü var malum. 700 burada. BBJ burada. Kargo burada. Kargomuz burada. Ben şimdi 700'e geleyim. Ama nasıl olacak? Şimdi 700'e önce bir girelim. Burada davranışla alakalı bir klasör var. Behaviors diye. Behaviors e içine giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ee, vc olan bir XML dosyası var. Yani şu. Bunları kesinlikle elemeyin. Şu ikisini. Bu vc olanı değiştireceğiz biz. O yüzden nasıl yapacağız? Hemen e, ee, PMDG'nin olduğu dokumentasyon son kısmındaki mouse olayına geliyorum klasöre. Burada pmdc NG3 VC 700'ü kopyalıyorum abi. Hemen. Bevis'e geliyorum. Burada şu an ana uçak ayarlarındaki şeyle kopyala değiştir yapıyorum yaptım. Tekrar Airplanes'e gelin ve BBG'yi de değiştirelim. Behaviors. Burada yine gördüğünüz gibi. Buradan da hemen geliyorum tekrar. BBG'yi kopyalıyorum. Behaviors'ı tekrar atıyorum. Kopya değiştir yapıyorum. Dediğim gibi burada iki tane dosya değiştirmeyiz kesinlikle. Airplanes'e e gelip tekrar BDSF olan kargoya geliyorum ve Behaviors'tan burada yine VC olanı değiştireceğiz. Yine soldan VC kopyalıyorum. Buradaki BDSF'yi Behaviors'a gelip yapıştırıyorum ve değişiyorum. NG3 BDSF dediği şey ana eksperyans dosyası onu davranışa alakalı onu ellemiyoruz yine. Şimdi komiteye gelelim tekrar ya da işte burada zaten oldu yani dediğini yaptık ayrı, ayrı değiştirdik bunları artık hangisini kullanıyorsun bence tek seferde yapın çünkü bayağı işe yarayacak ve bu ayar diğer uçaklarda da işe yarıyor. Bu arada kapatalım şimdi ben pmdc yeniden başlar çünkü hemen değişmiyor zaten değişmez böyle şeyler sıkıntılı. Olaylar e, değişmedi şimdi kapatacağız bir daha bakacağız yani Tekrar yeniden başlayacağım kapatacağım açacağım tekrar Prepar'dakine yakın bir deneyim oluyor Ya yani Burada da bir sürü şey yapılacak ama şimdi şöyle bir şey var bunu mesela Asabun'un Options'ta getirmesi daha iyi olur bizim için değil mi? Zaten öyle seçenekler var mı? Buna aşama aşama gelecek abi bunu yapacak adam yine Şey yani PMDC bununla uğraşmasına gerek yok mesela düşün Böyle bir sürü kontrol ede e, Şeyler olacak zaten ve eklenti kuruldu. Şu an kokpitteyiz. Şöyle denelim bak şurada bak. Artık aşağıya doğru bir ok çıkmıyor döndürmek için. Şöyle direkt daha hemen bastığınız gibi parmaklar çıkıyor ve döndürebiliyorsunuz. Ya da işte şurada mesela bak bak, bak, bak şurada. Normalde burada döndürme şey çıkıyordu. Ne yapacak? Barayı böyle değiştireceğiz. Ya da mesela bak kontrol altı ile şeye gelelim. Bak şurada aynı şekilde. Şey şöyle aşağıya yaparsak şöyle bir daha tıklatsa yukarı olur. Bir daha yani nobun olduğu yere sürekli. Bateri açalım. Windows'u aç açalım mı abi? Ya damper aç, elektrikleri aç, hidrolikleri. Ya damper gene attı. Daha hazır değil abi. Grand Power da bağlamadık. Neyse tamam. Şey, ee, bak şöyle yine görüyorsunuz. Şöyle. Ya tabi burada şöyle olacak. Far Şimdi sol tıkla bunu yapıyoruz ama. Şöyle. Sol tıkla yapıyoruz ama bak. Ya da Farenin orta tuşuna da olabilir ama. Farenin orta tuşuna ileri geri yaptığınızda abi şöyle. Bak. Ee, bazen şey işte şeyseniz kaçırırsanız e, kamera ileri geri gidiyor ve kaçırıyorsunuz çevirirken. Bak mesela şimdi şöyle dediğim olay. Şöyle tıklamak daha mantıklı. Ama mesela şunu nasıl saat yapacaksınız? Sağ, sağ çevireceksin şu an. Ignition right. Şöyle yine farenin orta tuşuyla sağ tıklayarak. Yani farenin orta tuşunda ileri iterek. Ya da mesela şunu. Şimdi bak. Böyle üzerine gelip tıklıyorum işte abi. Yani burada aslında çok bir sorun yok. Zaten bunlar halledilebiliyor ama ben ne yapacağım? Artık Anikam'da ee, şey yapacağım. Bazı şeyleri atamam lazım. Yoksa çok uzak oluyor oraya ama okumuyor mesela animasyonları. Simulator şu an. Ekle, normal simülasyon kontrolünde ki atamadı, atadığımız şeyler burada okumuyor. Hani kontrol ederken. Bilmiyorum ne yapacağız ya. Bunları hemen bir Grand Power bağlayalım. Yani daha iyi bir maruz kontrol olacak. Şimdi bak şu şekilde gördüğünüz gibi bu ADF, NDB için bak ya da şey için değil mi? daha kolay. Ya da farin orta tuşuyla gelirsiniz yine böyle döndürerek yine frekansı ayarlayabilirsiniz daha kolay bir şekilde ya da aşağı gelerek. Çünkü burada karıştırabiliyorsunuz yukarısı aşağısı. Hatta bak endi bir daha da karıştırıyor. Bak yukarıdayken işte gene karıştırıyoruz aslında. Yani buna alışacağız abi. Buna alışacağız. Sıkıntı yok aslında bence. Çok büyük bir, bir, bir problem yok. Ama kurabilirsiniz bunu. Bence sorun olmayacak. Evet Grand Power geldi. Kontrol aldım. Bir Grand Power açalım şöyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu mouse kontrolünü kurduk, gösterdik. Başka bir olay da olur tabi. Kamera kontrolünü göstereceğim. Tabi yine Coldart'tan benden hani basit şekilde göstermek çalışacağım, öğreniyorum hala. Bu akşam yayında yine devam edeceğiz. Ama güzel gidiyor, bence gayet iyi. Hızlıca öğrendik çünkü MSFS'de PMD için 737. Bak, Hakan diye biri doğmuş. A339 Nio ile buradan e, taksi yapıyor Adana'dan. Yanda bir Turkish Airlines'ın şeyi var. E, Adana uçağı var mı nereye gidecek bilmiyorum. Neyse hoşçakalın, görüşürüz.